Fikret, şimdi ne olacak Ali İbrahim'le böyle? Konular kapandı Dursun amca. Neye göre kapandı abi? Kime göre kapandı? Yavuz, öfkeyle bir hamle yaptık, zararla oturduk. Adam da haklı olarak bir ihtarda bulundu. Hem sana, hem bana. Eyvallah. Oğlum, baban içeride. Hali ortada. Tuncay'la o konu da kapandı. Nesin baba? O kapandı, bu kapandı diyorsun da... sen bunları dün gece Ali İbrahim'le sıcağı sıcağına konuştun mu? Konuşmaya gerek yok. Ali İbrahim zaten dünü konuşan bir adam değil. Biz de konuşmayacağız. Şimdi Yılmaz yakalandı. Yeni bir sayfa açılır mı? İlişkiler açısından, ticaret açısından. Başka bir yolumuz yok Hakan'ım. Mehmet Ali kapıları kapattı. Fırsat bu fırsat. Kapıları aralayıp bir ilişki kurmazsak... çemberin dışında kalırız. Peki bunu nasıl izah edeceksin annene? Tuncay içerideyken. Diğer taraftan Asiye'yi nasıl ikna edeceksin bu işlere karışmamasına ha Fikret? Tek umudum ikisinin aynı evde olması. Birbirlerine düşmanlık etmekten başka düşmanlıklara fırsat bulamazlarsa... belki biz de ticaretimizi yoluna koyarız. Mantıklı. Bu arada beyler, geçen böyle bir kapıştık ya... kimse şahsi algılamasın. Herkesin durduğu bir yer var. Biz şahsi algılamıyoruz Şota. İsteyen istediği yerde durabilir. Yani bizim yerimiz belli. Aynısı Turan. Ha siz bir öylesiniz bir böylesiniz Şota. Bir sürü olay yaşandı da Osman. Ama bak, her şey şu an daha iyiye gidiyor. Ha. Öyleymiş. Bu Rızvan Leto da daha iyi gidiyormuş Şota. Orası nasıl olacak? Bu saatten sonra Fikret Leto kimseyi dinlemez Turan. Mesele Fikret Leto mu? Ben sana söyleyeyim Şota. O Rızvan Leto ayağa kalktığı zaman... kardeşimizin kanı yerde kalmayacak. Ha bunu yaz bir kenara. Ne yapacaksanız kimse görmeden yapın. Ben kafamı çeviririm. Benim kırmızı çizgim içerideki bacı kardeş. Eyvallah. Ha. İyi gördüm seni. Toparlamışsın. Eyvallah. Daha iyiyim. Abi buraya Tuncay ile ilgili konuşmak için geldiysen... Tuncay ile ilgili söylenecek bir şey yok Zeynep. Kardeşimiz bir hata yaptı. Bedeli neyse ona o hatayı yaptıranla birlikte ödeyecek. Bu konuda ricacı olmayacağım. Ben de şikayetçi olmayacağım. Kimin neyi, niye yaptırdığı belli. Ama hukuki sonucu ne olur onu bilemem. Eyvallah. Tuncay ile ilgili konuşmayacaksan iş konuşmak için geldin herhalde. Evet Zeynep. O yüzden müsaade edersen Halil İbrahim'le bir şey konuşmak istiyorum. Yok abicim, müsaade etmem. Ne konuşacaksanız benim yanımda konuşun. Sonra olaylar birden alevleniyor, silahlar çekiliyor. Arada ben kalıyorum. Belli ki abim benimle aynı fikirde Zeynep. Silahlar bırakılsın diyecek. Bunu neden benim yanımda konuşamıyorsunuz anlamadım. Senin her görüşmende, konuşmanda bu böyle başında oturuyor mu ya? Şimdi böyle mi olduk abicim? Yalnız sen benim sayemde buraya geldin. Eğer ben Mehmet Ali abi ikna etmeseydim... buraya silahları bırakmaya gelelim demeyecektin. Doğru söylüyor. Zeynep araya girmeseydi... o gün Yavuz'u indirirdim. Hı. Tamam Zeynep'ciğim. Teşekkür ederiz. Şimdi Halil İbrahim.
Belli ki Mehmet Ali abi uzlaşmacı bir tavır sergilemiş. Sen de onu dinlemişsin. Bize de artık bu kavgaları bitirip birlikte hareket etmek düşer. Her ikimizin de hasmı Yılmaz belli bir süre parmaklıklar ardında olacak madem. Güçlü bir yapı kurabiliriz birlikte. Benim kontrolümde olacak. Ne senin kontrolünde olacak? Kime ne kadar pay hakkı doğacağı, kimin ne kadar söz hakkı olacağına ben karar vereceğim. Bir riske giriyoruz madem. Her şey eşit olacak. Diyelim ki eşit, ona da ben karar veririm. Madem eşitliğe karşı değilsin. Tamam. Olur. Herhangi biri bu birliği bozacak olursa, ki senin tarafından bahsediyorum, cezasını benim gözümün önünde vereceksin. Kayınbiraderin Levent, kız kardeşinin kocası. Onlar benim sözümden çıkmayacak. Diyelim ki onlar senin sözünden çıkmadı. Anneleri babaları ne olacak? Ben burada annemle babamla mı oturuyorum Zeynep? Halil İbrahim de kabul ederse onlarla kurduğumuz ittifakta onların da anneleri babaları olmayacak. Ama paraları ve bağlantıları işimize yarar. Yıllardır bu işin içindeki ailelerin çocukları. Onları dışarıda tutmak bize kazandırmaz. Aileleriyle çatışmayı göze alıyorsan benim için hava hoş. Buna senin ailen de dahil Fikret. O iş bende. Buradan çıkışta otelde onlarla bir toplantı yapacağım. Henüz burada olduğumdan kimsenin haberi yok. İyi, konuş. Ona göre Mehmet Ali Bey'le bir araya geliriz. Anlaştık. Gördüğünüz gibi abicim, ben varken de konuşulup anlaşılabiliyormuş. Şimdi bana bir söz vermenizi istiyorum. Her ne olursa olsun birbirinize sıkmayacaksınız. İkinizi de kaybetmek istemiyorum. Şimdilik söz. Aynen. Şimdilik. Şimdilik mimdilik yok. Ben sizi şimdilik sevmiyorum. Söz verin hadi. Tamam da tamam, kabus oldun, çöktün üstümüze mafya gibi ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.